İkinci Dünya Savaşı'nın sonlarına doğru Almanya'daki Nazi rejimi tarihin gördüğü en büyük insanlık suçlarından biri olan Yahudi soykırımını gerçekleştirirken, tüm Avrupa'da bu büyük kabusa karşı çıkanlarsa genç cumhuriyetimizin bir avuç gözü pek diplomatıydı. Savaşta tarafsız kalmayı başarabilmiş olan Türkiye Cumhuriyeti'nin başkonsolosları ve büyükelçileri, görev yerlerinde Türk pasaport sahibi olan hiçbir Yahudi'yi Alman makamlarına teslim etmiyor, üzerlerindeki büyük baskıya ay yıldızlı bayrağın verdiği güçle direniyorlardı. İşte diplomasi tarihimizin en gurur verici sayfalarından biri de şüphesiz Necdet Kent'e ayrılmıştır. 1911 yılında doğan Necdet Kent, Galatasaray Lisesi'nden mezun olduktan sonra yüksek öğrenimini New York Üniversitesi'nde tamamladı. 1937 yılında Dışişleri Bakanlığı'nda çalışmaya başlayan Kent, 1941-1944 yılları arasında Marsilya Başkonsolosluğu'nda muavin konsolos olarak görev yaptı. Marsilya'da geçirdiği 3 yıl boyunca birçok Yahudi'ye Türk pasaportu verilmesini sağlayan Necdet Kent, Alman yetkililerin sünnet kontrolü gibi uygulamalarına karşı da büyük direniş gösterdi. Anılarında Alman makamlarına sünnet kontrolünün Museviliği belirlemek için yeterli olmadığını gösterebilmek adına doktor kontrolüne girmeyi bile teklif ettiğini dile getiren Kent, ayrıca tutuklanarak toplama kampına gönderilen Türk pasaportu sahibi Yahudileri trenleri durdurarak kurtarmayı başarmıştır. İlerleyen yıllarda birçok ülkede büyükelçilik görevi yapan Necdet Kent, 2001 yılında Dışişleri Bakanlığı tarafından üstün hizmet plaketine layık görülmüştür. 20 Eylül 2002 tarihinde vefat eden Necdet Kent, 2008 yılında PTT'nin tedavüle çıkardığı pullara konu olmuştur.